Efendim Andan Hanım. Ayşegülcüm neredesin tatlım? Ya da boşver nerede olduğunu. Sen hemen buraya gel, koş gel. Oraya mı geleyim? Niye Handan Hanım? Ne oldu? Ayşegül, ne zaman soru sormaktan vazgeçip benim dediklerimi yapma aşamasına geleceksin sen, ha? Ne zaman? Belki benim sana burada bir sürprizim var kızım, ha? Nereden biliyorsun? Hadi hemen koş, uç. Havalan, buraya gel. Çok çabuk, çok çabuk. Öpüyorum. Ben şimdi Ayşegül'ün yazdıklarından sana hemen bir çıktı alıyorum. Sen burada okuyorsun. Ay, ne pratik kadınım ben ya Tunacığım. Bence sen bir sonraki romanında benden de bahset, olur mu? Böyle uzun uzun bahset. Fakat Handan Hanım... Dur, unutma lan. Hah. Bu kitabı benim için imzalarsın. Tam şuraya Handan'ıma diye yazarsan şahane olur. Handan'ıma. Evet. Sen orada benden Sita işle bahset. Uzun uzun bahset tatlım. Olur. Fakat Handan Hanım, bu iş benim pek de aklıma yatmadı diyeceğim. Şimdi bak hayatım, ikiniz de aynı yayın evinde çalışıyorsunuz. Aynı çatının altındasınız. Sen şöyle bir okuyacaksın, fikrini belirteceksin. Hepsi bu. Fakat bilmem ki, yayın evinde editör arkadaşları var onların. Bak. Dürüst olmaya çalışıyorum. Bu kitap benim son şansım. Tamam mı? Bak. Yayın evi de destekliyor. Ya sen anlarsın. Tutacak mı, tutmayacak mı? Satacak mı, satmayacak mı? Böylelikle ben de boşuna kürek çekmiş olmayayım Ayşegül için. Bana da yazık. O zaman olur, okurum. Ama hemen okuyamam. Öyle bir günde yapılacak iş değil bu. Hayatım, bizim kız çok akıcı yazar zaten. Yani böyle sular seller gibi. Okursun sen. Ya da okuduğun kadar işte.